Selam, ben Nermin. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük bir alışveriş yapacağız. Şimdi AVM'ye geldim. Sinan beni file markette bekliyor. Ben de bir Adil'e uğradım. Bakacaklarım vardı. Şimdi de Sinan'la buluşmaya gidiyorum. O sırada da videomuzun başlangıcını yapalım istedim. Büyük bir market alışverişi planlıyoruz ama bakalım neler olacak. Akşama da arkadaşlarımız filizler gelecek. Onları yemeğe davet ettik. Bayağıdır görüşemiyorduk böyle. Güzel bir akşam olacak. Genel olarak misafirlerimize yaptığımız özel bir menümüz var. Krep sarma. Akşam da ondan yaparız diye düşünüyorum. Ama önce şu alışveriş işini bir halledelim. Ve ben de file markete geldim. Sinan içeride. Acıktık ki yiyecek mi zaman? Evet. Geçtin mi? Sepetimiz bir hayli doldu. Bu arada Sevinç abla temizlik için bir tane yüzey temizleyici istemişti. O kadar büyük bir reyon ki temizlikte file marketin bu kısmı. Oraya geldim. Şimdi bulabilirsem iyi olacak. Mutlu yuvanmış. Pembe kapaklı dedi ama göremedim. Şimdi hızlıca bir radardan geçireyim. Bakalım bulabilecek miyiz bu mutlu yuvan yüzey temizleyiciyi. Bunun kokusu çok güzel bu arada. Temizleyiciler burada ama mutlu yuvam yok gibi. Marketten döndük. Hızlıca bir yemek yedik. Sinan çok acıkmıştı işten geldiği için. Evet anneciğim. Evet. Yeni dönem güncellemesi son 10 dakikadır falan böyle halinde. Ay. Kalkmaya çalışıyor. Aferin akıl küpüme. Çekebilsem. Kalktı benim kızım. Arven ben yokken annem anlattı. Bebeğini emzirmeye çalışmış. Böyle kıyafetini tutuyor diyor. Böyle çekiyor. Ve memmem diyor bir taraftan, bir taraftan da bebeği emziriyor gibi yapıyor. O kadar güldüm, o kadar hoşuma gitti ki. Ve şimdi Arven'le mesaideyiz biz. Bir sürü işimiz var ama. Ama bir sürü işimiz var. Akşama Filiz teyzesi gelecek kızımın. Beyazıt abisi gelecek. Bir davul yapar mısın Arven? Dım bıdı dım bıdı. Hadi bunu bana ver de bir davul yap. Dım bıdı dım bıdı dım dım dım. Dım dım dım. Dım dım dım. Dım bıdı dım bıdı dım dım dım. Neden yapmıyorsun? Peki bir tavşan yapar mısın? Yaptığı şeyler var ama kendi keyfi olmazsa asla yapmıyor. Mesela şu an onlardan bir tanesi. Az önce de dilini görmek istedim. Onu da yapmadı. 10 artı 19 bu arada. Şu an. Hatırladın mı? Evet. Piyum yaptığında ayağını yüzümüze vurmaya çalışıyor. Ona bir oyun oynatmıştım babasıyla beraberken. Hiçbir şeyi unutmuyorlar. Annem bırak. Olmaz. Gerçekten zekalarına hayran olmamak elde değil. Bir kere bile gösterseniz bir şeyi hemen hafızasını kazınıyor gibi. Ama siz anlatırken de onu öğrenmiyormuş gibi davranıyor. O kadar tuhaf geliyor ki bana. Ve sonra bir bakıyorsunuz hiç olmadık bir yerde yapıvermiş o hareketi. Küçük kız. Alkış. Arven'in ilk öğrendiği kelime alkış. Alkış. Bir de tavşan yap anneciğim. Tavşan gezmiş, gezmiş, gelmiş, buraya oturmuş. Bu çorbaları pişirmiş. Bu masayı hazırlamış. Bu evet, evet. Bu suları doldurmuş. Bu hepsini yemiş. Bu da hani bana demiş. Sana yok, sana yok, sana yok demişler.
Bu tavşanı annem bana oynatırdı ve ben de çok gülerdim. Şimdi Armen de çok gülüyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. Ve bunu çok erken dönemde kavradı aslında. Bakın siz de oynatabilirsiniz bebeklerinize. Gel annem saçımı çekme. Hadi tavşan oynayalım gel. Hadi annenin eline de tavşan yap. Nasıl göstereceğiz? Bakın bakın parmağı bakın. Tavşan gezmiş gezmiş gelmiş buraya oturmuş. Bu yemekleri hazırlamış. Bu masayı hazırlamış. Bu salataları yapmış. Bu hepsini yemiş. Bu da hani bana demiş. Sana yok demişler. Oh. Bir süre daha buralardayız gibi duruyor. Bakalım birazcık keyifli vakit geçirelim. Sonra mutfağa Göz. gideceğiz. Evet göz. Hoppacık. Bakın bakın kalkmaya çalışıyor. Hadi kalk kendi başına. İlk adım arabasına tutunarak kalkabiliyor bu arada ama bu şekilde tam değil. Birazcık destekliyoruz. Gel bakalım. Evet biz bir süre daha buralarda oluruz büyük ihtimalle. Sonrasında da market alışverişini yerleştirmeye gideriz. Daha sonra da akşam yemeği hazırlığına başlayacağız. Menümüzde krep sarma olacak. Hazırlık aşamasını tabii çekemem yemek yapmadığım için, daha doğrusu Emoş hazırlayacağı için ama aklınızda bir fikir olması açısından masayı çekmek istiyorum. O aşamalarda görüşürüz. Oh, çok güzel kokuyorsun. Arben, düşeceksin şimdi. Ne yapıyorsun? Dişlerin mi kaşınıyor anneciğim? Gel. Gel. Noniş. Arben. Arben. Dişin nerede? O dilin. Dişin nerede? O da orada. Baba mı? Babayı mı istiyorsun sen yoksa? Sen babayı mı istiyorsun yoksa? Harika oyunumuzu gel oynayalım. Gitme. Ben hala buralardayım Arven'le. Müthiş bir oyunculuk. Şimdi size çekelim istedim ama izin vermeyebilir. Gitme. Bakın emeklemeye... Gitme. Alıştırmak istediğiniz bir bebek için çok güzel bir oyun olabilir. Gitme. İkinizi gördüğü için şu an ekranda. Gitme. Emeklemeyi öğretmeye çalıştığımız bebeklere uygulanabilecek bir oyun. Gitme. Ama uzun süre vermediğinizde ağlayabiliyor. Az önce ağladı. Birkaç kez yine vermedim ağladığında. Yani almasına izin vermedim telefonu. Ama sonra böyle ara ara biraz dokundu, biraz çektik derken bence alıştı. Gitme. Arven'le aktivitelerimiz merak ediliyor. O yüzden aklıma geldikçe böyle parça parça çekmeye çalışıyorum. Az önce bahsettiğim ağlama buydu. Tamam anneciğim, alabilirsin. Hadi alabilirsin. Hadi al bak orada. Bak orada. Oradayız. Oradayız. Bonus. Oradayız. Ay. Az önce sabrını zorladığım için şimdi ısrar etmeyeceğim. Evet. Aferin kızıma. Hadi şimdi bay bay yapalım. Yapmayalım mı? Bay bay. Aferin sana. İkimiz beraber görünüyoruz Arven. Hoşça kalın. Hoşça kalın kardeş bebekler. Telefonu sallama. Getir. Arven'le mesaim sonlandı ve şimdi gelebildim mutfağa. Hızlıca şöyle size bir planımızdan bahsedeceğim. Daha doğrusu bir de günü nasıl planladığımızdan. Bugün Sinan'la beraber alışverişe gittik ve işlerimizi hallettik. Bu kısım beraberdi. O sırada annem baktı Arven'e. Emoş ilgilendi her şeyiyle. Daha sonra gelir gelmez bir kahvaltı yaptık ve Sinan ben çok yorgunum bana bir saat izin verin diyen taraftı. Öyle olunca bir saat kadar Arven'le mesai bendeydi. Zaten onları da izlediniz. Ve şimdi aslında benim dinlenme zamanım. Yani bu şekilde planlamaya çalışıyoruz. Annem de yemek hazırlıklarına başlıyor o sırada. Ama bugün ekstradan misafirimiz var. Filiz ile Ramazan abi gelecek diye. Bir de Beyazıt tabii. Şimdi ben Arven'i Sinan'a devrettim. Arven'le Sinan ilgilenecek. Annem o sırada akşam yemeği hazırlıklarına başlayacak. Benim de çekimsel birkaç tane işim var. Marketten neler aldığımızı göstermek istiyorum size. O şekilde bir planlama olacak. Onu da bitirir bitirmez ben yemek masasını hazırlayacağım. Sinan Arven'le oynamaya devam edecek. Annem de mutfaktaki son dokunuşları yapacak ve günü böylece planlamış olacağız. O sırada da iki tane kargom gelmiş bugün. Daha önce sipariş verdiklerimden çok heveslendiğim kargolardı. Şöyle minicik onları da göstermek istiyorum size. Önce bunları açalım, sonra market alışverişimize bakalım istiyorum hatta. Bir tanesini hevesle heyecanlanıp açmıştım. Onlardan bahsedeyim ama telefonu bir yere sabitlemem gerekiyor. Şuraya bırakacağım.
kış günlerinde böyle kazakların ya da sivitlerin içine giymek için içlik tarzı şeyler araştırıyordum aslında. Uzun kollu, kısa kollu ihtiyacım vardı. Bir tane beyaz kısa kollu, bir tane de siyah uzun kollu sipariş etmiştim. Ama bu gelen siyah olan değilmiş. Kısa kollu düz bir tişört söylemiştim. O gelmiş. Hızlıca göstereyim. Ve böyle savaş uzun kollulardan small bedendi ama bayağı oversize bir tişört bana sorarsanız. Böyle aradaysanız, dar seviyorsanız medium bedenler bile bence small tercih edebilirler bunu. Asıl heyecanlandığım Bella Maison'un, eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız mutlaka bileceksinizdir. Bella Maison'dan bir tane battaniye beğenmiştim. Böyle yılbaşı konseptine uygun bir şeydi. Görür görmez bayağı hoşuma gitti. O tonlarda bir şey yok diye. Hatta bir tane de yastık kılıfı beğenmiştim, böyle ikili takım. Az önce gördüğünüz örtümün üzerine de çok uyumlu olacağını düşünmüştüm. Ama sepetimden ben almadan tükendi. O kadar üzüldüm ki onun yerine de bir şeyler ekleyip böyle bir Bella Maison kargosu oluşturmuştum. Hızlıca onu açayım şimdi. Bayağı özenli gelmiş. Buraya bir tane de koca bir battaniye. Çok fazla vaktim yok. Biraz acelem var tam tersi. O yüzden şöyle göstereceğim. Yakından sadece dokusunu görün istedim. Tam kış temalı. Aynı zamanda yılbaşı temasına uygun dediğim gibi. Kırmızılarından da dolayı. Bayağı sevdim. Bu tarzda Madame Coco'nun ya da English Home'un bir tane çift taraflı battaniyesi var. Çok kalın değil ama yumuşacık bir dokusu var. Bayağı da indirimli olmuş oldu benim için. Eğer beni takip ediyorsanız Instagram paylaşımımdan sizler de belki yetişebilmişsinizdir stoklarına. Şu anda yoktu en son stoğumda çünkü. %60 pamuk, %33 akrilik ve %7 polyesterden oluşuyor. Emoş, buna sen de dokunmalısın. Bayağı böyle yumuşacık gibi geldi. Bunu sevdim. Onu sana vereyim. Sen şöyle bir incelerken. Evet, çok güzelmiş. Yumuşacık değil mi? Evet. Bayağı güzel geldi. Ben de sevdim. Onun sağında solunda köşesinde bir şey var mı diye bakarız. Bir de sunumluk tatlı tabağı ihtiyacım var. Yani hep klasik kullandıklarım vardı. İki tane tatlı tabağı sipariş etmiştim. Bakın ne kadar güzel kargolamışlar. Evet, tabaklarımız da gelmiş. İki tane bayağı tatlı görünüyorlar bence. Bakın şöyle el yapımı yazıyor. Görebiliyor musunuz? Parladı bir tık ama. Biri böyle pembe, emoş. Biri de yeşil. Emoş Bella Maison'ları sevdi. Normalde mutfaktaki kalabalığımdan hiç haz etmez ama ben de sunumluk bu şeylere bayılıyorum gerçekten. Ya yani böyle çok tek kişilik, hani iki dilim baklava ya da küçük bir dilim tatlı için çok ihtiyacım vardı bunlara. Böyle ortaya sunumluk falan da olabilir kahve sunumları için. Ben gerçekten çok sevdim. Böyle farklı farklı renkler olması da çok hoşuma gitti. Bunlar böyle şimdi Emoş testine gidiyor. Ben bunları kaldırıyorum ve beraber marketten neler aldık kısmına geçiyoruz. Buyurun başlayalım. Şu an burayı çekim alanı gibi belirledim. Hızlı hızlı göstereceğim. Bir tane şöyle baget ekmeklerden aldık. Bu mayalı, zeytinli, kekikli baget. Kilo Market'in ekmeklerini beğeniyorum. Yine sırayla gidecek olursam şöyle bol tahıllı ekmeğinden bir tane aldım. Bir taraftan yerleştiririz şimdi bunları. Salatalık aldık. Limon aldık. Birkaç tane yeşil biber aldık. Kahvaltılık şöyle bir granola aldık. Çok tükettiğim bir şey değil aslında ama birkaç paket cips aldık. Harrah's'ın kendi ürünleri biraz daha avantajlıydı. Onları değerlendirdik. Böyle misafir falan geldiğinde elimizin altında olmasını seviyoruz gerçekten. Normalde ben çok düşkün biri değilimdir. Şöyle bir paket evde bulunsun diye süt aldık. Şöyle ıslak bir cep mendili aldım. Çantama atmak kolaylık oluyor diye. Bunları Sinan paketlemişti. Domates aldık. Birazcık içecek yoğun oldu. Misafirimiz de geliyor. Ayran bulunsun diye ayran aldık. Şöyle Beypazarı sodalardan aldık. Maden suyu. Çok seviyorum tüketmeyi. Günde bir tane tüketmek de çok faydalı bulunuyor doktorlar tarafından. Devam edeyim. Yumurta aldık. Bunu Sinan annem için eklemiş olmalı. Annem çok sever. Helva aldık. Bu benim gizlice sepete attıklarımdan. File Market'te böyle pembe kutulu tarçınlı bir kurabiye var. Çiçek desenli bir sürü kurabiye çıkıyor içinden. Ve kahve yanlarında onu çok seviyorum. Çayla da çok yakışıyor. Bugün ondan bulamadım. Şöyle zencefilli tarçınlı bir kurabiye aldım bunu denemek için. Bir tane cicibebe aldım. Az önce bahsettiğim kendimizi şımartmalık cipslerden.
şöyle Harras marka bir makarna aldık. Bunu denemek istediğimiz için hiç daha önce Harras marka almamıştım. Onun dışında Ankara'ya da filiz alıyoruz şu şekilde. Makarna aldık. Kısırlık bulgur aldım. Salata için şöyle bir mor lahanamız var. Şöyle iki tane büzgülü çöp poşeti aldık. Büyük boy. Bir tane de küçük boy çöp poşetimiz var burada. Son paketimiz. Ekmeklerden gidiyoruz. Şöyle tost ekmeği aldık. Marul aldık. Yine birazdan salata olacaklardan. Kabak aldık. Kabaklı pizza yaparız belki diye. Maydanoz var. Soslu mısır aldık. Yine çerez bölümüne. Patates var. Sinan kola almış. Bir kola tutkunu. Ve ben son olarak bugün akşam menümüz krep sarmanın yanında masayı böyle çeşitlendirmek için bir tane kırmızı biber aldım. Şöyle bir tane de köz patlıcan aldım. Son bir paketim kaldı. Onu da göstereceğim. Bu arada o kadar acelem var ki saçım da birazcık karışmış. Etinin bu klasik bisküvilerinden aldım. Çayla beraber bebe maması yapmayı çok seviyorum. Bebekliğimde de yani çocukluğumda da çok severdim. Hala seviyorum. Ve bence bu işi en iyi eti yapıyor. Çerezlik beyaz leblebi aldık. Son birkaç parça kaldı. O sırada emoş hazırlıklara başladı. Şöyle kırmızı biberler var. Önce şunları göstereceğim. Sinan içecek stoğu yapmış. Yine şöyle devam edeyim. Ve bol miktarda baharat almışız. Kajun baharatı almış. Patates kızartmalarına çok yakışıyor bu baharat. Kırmızı toz biber. Kekik var. Bir de emoş. Sinan'ın en sevdiği tatlıyı yaparsa diye mavi haşhaş almışız. Son iki parçam var. Bol miktarda Hindistan cevizi ve bir de beyazıt için şöyle %100 organik olan içeceklerden meyve suyu aldık. Alışveriş kısmını burada sonlandırıyorum. Şimdi ben bunları hızlıca yerleştiriyorum. Emoş da o sırada yemeye başlıyor ve ben de hemen misafir masamızı hazırlıyorum ve akşamımıza geçiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir hızla her şeyi kaldırıp masayı da şöyle temel seviyede hazırladım sayılır. O sırada da Emoş yemekleri hallediyor. Menüde krep sarma var demiştim. Krepleri annem pişiriyor. İçine de böyle kıyma kavurduk. Soğan, biber, sıvı yağ, kıyma, bir de dilediğinizce baharatlar olacak. Onun dışında da kreplerde de un, su, tuz, azıcık da sıvı yağ. Çok basit ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle kurumuyor krepler. İncecik incecik. Şu anda şöyle bakın arkasını göstereyim size. Pişiyor. Her şey hazır gibi. Ben de şöyle iki tane salata yaptım. Üçüncü salatayı hemen yetiştirmem lazım. Patlıcan közleri almıştım ya. Buna soğan, maydanoz ekledim. Patlıcanları biraz küçülttüm. Limon, sirke, tuz koyacağım ve bu hallolacak. Kırmızı biberlerden de yine böyle maydanozlu, kırmızı biberli bir salata yapacağım. Üzerine mısır eklemeyi düşünüyorum. Ve çok pratik, hızlı bir şey olacak. Bir tane de marullu, salatalıklı bir salata yapacağım şimdi. Sinan hala Arven'le ilgilenmeye devam ediyor. Şimdiki aşama böyle. Biz devam ediyoruz. Masamız hazır, yetiştirdik sayılır. Şöyle kreplerimizi de göstereyim. Şimdi menü krep sarmaydı. Kıymayı kavurduk. Zaten bir kısmını gösterdim. Normalde bunun arasına koyup böyle sigara böreği gibi sarıyoruz ve o şekilde servis yapıyoruz. Ama bugün birazcık aceleye geldiği için herkes kendisi sarıyor. Hatta şu an Filiz kendisi bence bayağı başarılı. Ama etini birazcık az koymuşsun bence. Beyazı daha da çok kıymalı, evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Gözüm sende. Evet, şimdi biz afiyetle yiyoruz. Menümüz bu kadar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Çok spontane oldu ama vlogu bitirmemiştim ve bu akşam devam ediyoruz vlog. Aslında gün içerisinde Arven'le beraber etkinliklerimizi çekmek vardı. Ama bugün Sinan'la beraber Ozbi konseri varmış. Oraya gidiyoruz. Hemen size de bir merhaba diyeyim hem de kombinimi göstereyim dedim. Bugün hızlı bir şekilde kendime bir nail art yaptım ve hızlıca giyindim. Çok fazla vaktim yoktu. Hafif bir makyajla gidiyoruz şimdi. Şöyle bir de kombinimi görün isterim. Sonra kaçıyorum.
Bir de topukluyla taçlandıracağım şimdi ve biz kaçtık. Bay bay. Akşam dışarı çıkmayalı uzun uzun zaman olmuştu. Şu ışıklar yüzüme vurdu ya, sanki sahne ışıkları benim yüzüme vurmuş gibi hissediyorum. Sinan hiç arkasını bilmiyor. Ben de iki tane biliyorum ama olsun. Önemli olan bugünü diğer günden farklı bir gün olarak yaşamaktı. Bakalım. Evet. Ara ara görüşeceğiz. Yere akşamın sabahından günaydın. Dünden birazcık bahsetmek istiyorum. Üzüm kız biz çıkarken henüz uyumamıştı ve neler yapmış? Memme memme diye ağlamış ağlamış uyumamış. Ve daha sonra ben aslında konser bitmişti. Hemen geri döndüm ve uyuttum üzüm kızı. Bugün de sabah 8 gibi uyandı. Duşumuzu aldık. Bir de Gamze teyzesinin annesinin el emeği hırkasını giydirdim, yeleğini. Ve şimdi buradayız. Ben de o sırada bir kahve yaptım. O aşamaları size çekemedim. Evet anneciğim. Alo. Alo. Ve böylece gün bize hızlı bir şekilde başlamış oldu. Bu arada makyajım da dün geceden kalma. Belki ilk kez böyle gözlükle görüyorsunuz. Evet anneciğim. Alo. Babası orada mısın? Alo. Onu yemeye çalışıyor ama. Evet. Alo. Hop hop. Gel. Düştük ya. Düştük anneciğim. Kalk hadi gel. Evet, makyajımdan bahsediyordum. Dün geceden beri pek bozulmamış. Bir rujum var ki bakar mısınız? Bunu görün isterim. Gerçekten denemeli göstereceğim sonra size. Çünkü bayıldım. Yattım kalktım ve hala böyle. Muhteşem bir ruj bence. Bu konudan bahsedeceğiz ilerleyen zamanda ama şöyle bir size bugünden merhaba demek istedim. Hem de böyle günümüz aksın, konumuz aksın, vlogumuz devam etsin diye. Bugün bazı planlarımız olacak. Sinan da işlerini halledip geldi bu arada şimdi. Benim de yarım kalan kahvemi devam edeceğim şimdi. Onun dışında uzun zamandır ertelediğim bazı işlerim var. Telefonumun hafızasını boşaltmak gibi mesela. Disk aldım ama hala vakit bulamadım. Yarım kalan bir editim var. Sanırım Sinan yardım edecek o konuda. Onun dışında da bugün Sinan'ın çarşıda da işleri varmış ve ben de beraber gitmek istediğimi söyledim. Eğer ayarlayabilirsek, Arven uyumuş olursa ikinci uykusuna 11 gibi geçecek ve şu an saat 10.30 gibi, öyle tahmin ediyorum. Biz de Sinan'la oraya gideriz. Onun dışında da en çok sorduğunuz sorulardan, şöyle üzüm kızı da alayım kadraja. Ne yiyip ne içiyorsun, çok zayıfsın diye yine yorumlar gelmiş Instagram'dan. Yemek düzeni olarak aslında mesela bu saate kadar, saat 7.30-8 gibiydi uyandığımda. Ne oldu anneciğim, kalkabilirsin. Gel beraber yapalım. Aferin kızıma. Gördünüz mü, kızım kalkmayı öğrenmiş. Evet, yavaş yavaş uykusu geliyor. Tamam tamam tamam. Şuraya bırakalım mı telefonumuzu o zaman? Şöyle bırakalım mı anneciğim? Ops. Ay. Ay kızım benim, gel. Zıplayalım, gösterelim teyzelere. Evet. Konu dağıldı. Kafam tamamen dağıldı. Neden bahsediyorduk üzüm kız? Evet, babacıkla çarşıya gitmek istediğimizden bahsediyorduk. Ayarlayabilirsek öyle yapacağız. Hala ilk adım ayakkabısı alamadık. Ben buradaki Civil'e giderim diye düşünmüştüm bu küçük bebeğim için. Olmazsa internetten sipariş vereyim diyorum bugün. Hatta şöyle de bir baktım. Vico'ya karar verdim. Vico'nun nasıl bedene ölçümü yapılabileceğine dair detayları vardı satıcı mağazanın sitesinde. Oradan yardım alırım diye düşündüm. Kafamda böyle bir plan var açıkçası. Onun dışında da size bol bol Arven'le etkinliklerimizi, Arven'le neler yapıyoruz bir gün içinde, onları çekmeye çalışacağım. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyelim. Baba da iyisin anneciğim. Baba da iyisin. Bana da iyidir. Nem, 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 nem. Baba da iyisin bir tanem. Hadi kızım.
Bak Arven. Civciv de yesin o zaman. Civciv de yesin. Sonra baba yesin. Yedi kızım. Şimdi baba da yesin. Arven de yesin. Aferin kızım. Sana. Aferin tatlım. Aferin bir tane. Bravo tatlım. Çok güzel yemek yiyorsun. Sen çok tatlı mı olacaksın? Emoş'ta kahvaltıyı hazırlamış. Şimdi gidelim kahvaltımızı yapalım ve minik kıza da bir bakalım bakalım. Ve biz de hemen Sinan'la çarşıya geldik. Çarşı işi bizim için hep bir sorun. Yani trafik çok yoğun oluyor. Caddeler dar bayağı. Kasap mı verdi o ehliyeti sana? Döndük ve Arven'i 2 dakikalığına yalnız bıraktık. Şimdi son durumu göstereceğim Sinan. Bakar mısınız? Burada benim minik bir kitaplığım var. Karma bir kitaplık. Her şeyi indirmiş. Yani bir tanesini indirmek, bir ikisini indirmek asla yetmiyor. Bir de yaramaz fındık. Arven, bunları sana okuyacağız. Bak bir de burada gofretle babası varmış Arven. O dağıtacak. Biz toplayacağız. Böyle bir günmüş gibi. Bay bay yapar mı? Hadi bir bay bay yap anneciğim. Bay bay. Bu arada biriken kargolarım var. Onları açacağız. Bir tane buhar makinesi sipariş etmiştim. O gelmiş. Onun için heyecanlanıyorum. Arven belki bir uyursa ya da onu Emoş'a verebilirsem gün içerisinde. Beraber açalım istiyorum. Size de gösteririm. İşlerimizi hallettik. Minicik de bir alışveriş yaptım. Onu paylaşayım sizinle. Burada bir Platin Home var. Balıkesirliler bilecektir. Böyle güzel ev işi ürünler satıyor. Mutfak malzemesi vesaire. Şöyle bir tane saat aldık. Yatak odamızda saat yoktu. Bazen eksikliğini hissediyoruz diye. Sunumluk ürünler gelmişti. Şöyle bir kaktüs tabak gördüm. Böyle kahve ısınlarında falan güzel olur diye düşündüm. Hatta acaba dedim iki tane mi alsaydım? Belki kahvaltıda zeytin bile konulabilirmiş. Şimdi akıl ediyorum. Böyle güzel, çok hoşuma gitti. Onu aldım. Bir tane de şöyle buzdolabı düzenleyiciler. Bunlar artık son dönemde çok popüler olmaya başlamıştı ama biz genelde maden suyu aldığımızda böyle çoklu koli halinde alıyoruz ve onları tek tek buzdolabına yerleştirme konusunda sıkıntı çekiyordum. Bir tane ondan aldım. Kapaksız da bilmiyorum. Kapaklıları da vardır belki. Hatta içindeki şu görsel çok güzel ifade ediyor. Çoklu da yapılabilirmiş bence. Bir tane de bundan aldım. Yine düzenleyici olarak da bir link hazırlarım bunların çoklularıyla beraber. Eğer ilginizi çekiyorsa, mutfağınızı düzenlemek isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Bol bol böyle alışveriş temalı bir vlog oluyor. Hatta bunu başlatmışken şimdi diyorum ki şu hava nemlendiricisini de açalım. Geçeyim hemen. Ben normalde lens kullanıyorum bu arada. 7. sınıftan beri gözlüğe başlamıştım. Üniversitede lense geçtim ve düzenli olarak lens kullanıyorum. Ve şu ana kadar da hiçbir sorun yaşamamıştım. Arven geliyor emekleyerek dikkatimi dağıttı. Bu arada aylık lens kullanıyorum. Yani her gün değiştiriyorum ama bir ay boyunca kullanılan lenslerden şeffaf bir lens. Gerçekten de çok memnunum. Hiç sorun yaşatmamıştı dediğim gibi. Daha sonra biz yaklaşık 3 sene kadar öncesinde bir göz rahatsızlığı geçirdik. Çok bulaşıcı, viral konjektivit adında bir hastalıktı. Bu hastalığın adını duyar duymaz kaçın gidin. Gerçekten bir dost tavsiyesi bu. Ve o dönemden sonra göz kuruluğu diye bir şey başladı bizde. Göz kapaklarınız böyle birbirine yapışır gibi, açılmaz gibi olur ya. Yani gözünüz aslında nemini kaybeder ya. Biz o durumu yaşıyoruz. Dolayısıyla da böyle bir ürüne çok ihtiyacımız vardı. Arven'den ziyade şu anda artık bizim için çok çok önemli bir ürün. Umarım da memnun kalırım. Size memnuniyetimi de anlatırım. Hızlıca bir açayım şimdi. Evet. Kutumuz hazır. Derman'ın
F301 modeliydi bu. Şöyle bakayım. Bir kullanım kılavuzu. Bunu mutlaka okurum zaten. Batını merak ediyordum bayağı. Ne kadar desem şöyle kucağımda görün. Bir karıştan bir tık daha fazla. Şöyle yatay olarak da tam bir karış kadar diyebilirim. Şu bantları açmam gerekecek galiba. Bence ben bunu bir açıp inceleyeyim. Sonra çalıştırırken ya da çalıştırdıktan sonra devamını paylaşayım sizinle. Sipariş verdiğim Arvin'in oyuncakları gelmiş. Şu oyuncakları mutlaka görmüşsünüzdür. Son dönemde o kadar popüler ki banyo duvarına, arabada, yolculukta kullanılıyor. Her yere vakumlanabiliyor. Ve dahası birbirine vakumlu yapışabildiği için de farklı nesneler, objeler, konseptler üretmek için de müsait. Daha fazla çoklu alıp böyle bebeğiniz ya da çocuğunuz daha büyükse o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Gerçekten uzun vadeli bir oyuncak olacağını düşünüyorum. Plastik olması beni tedirgin ediyordu ama BPA içermiyor yazınca da ikna oldum açıkçası. Böyleydi. Bir de şu borulardan aldım. Bunlar duyusal tüp olarak geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bebeğin işte dokunma duyusu vesaire biliyorsunuz duyu kavramını. Onunla alakalıydı. 5 farklı renk diyordu. İkisi aynı renk geldi. Büyük ihtimalle de o yüzden şöyle minik de bir hediye göndermişler. Belki ellerinde yoktu. Bu hediye için tabii ki iade etmeyeceğim. Yoksa bu konularda hassasım. Gerçekten iadeye gönderiyorum hiç üşenmeden. Çünkü İşimizi güzel yapalım. Yani bu beklentide sizlere de önerebilmem için zaten dolayısıyla bu konularda birazcık daha hassas davranıyorum. Hediyeden dolayı iade etmeyeceğim. Bu da bu kadardı. Bir taraftan kahve oluyor, bir taraftan da Gamze kahveye bekliyor. Gelirsen beraber içeriz dedi. Arvin'in olup oraya çıkacağım. Ama öncesinde de annem şöyle bir tatlı yapmıştı. Brownie. Bunu biz, Özlem diye bir arkadaşım var. İlk onda duymuştum tarifini. Hatta çilekliymiş tarifi. O vişneli yaptım demişti. Sonra tarifi isteyip biz de denedik. Annem denediğinde ilk böyle ben kekmiş gibi hissettim. Böyle sanki puf puf bir şey olmuştu. Ama onda yediğim brownie daha sert, katı dokulu bir şeydi. 3 gün bekleyince tatlı o kadar lezzetli oldu ki çok beğendik. Ve sonra tekrar annem denedi. Bakalım bu nasıl olmuş. Birazcık bundan da tabakları alayım. Gamze ile beraber tadarız diye düşündüm. Şimdi ben bunları halledeyim. Sonrasında yukarı çıkarım. Sonra döndüğümüzde de büyük ihtimalle hava nemlendiricisini çalıştırıyor oluruz. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeyeyim ama size Emoş'un güzel sarmalarını da göstereyim gitmeden. Emoş kolay gelsin şekerim. Teşekkür ederim kızım. Kediyle. Çok mutlu. Uzunca bir süre hareketsiz kalmayı tercih etti ama aman tanrım. Aman tanrım. Üstüme gül koklamışlar. Anne sevelim. Gel canım yapalım. Cem mi yapıyor onu? Galiba. Sevelim. Canım. Yumuşacık değil mi? Biz geri döndük ve bebekli hayat tüm hızıyla devam ediyor. Makineye Arven'in kıyafetlerini atmıştım. Onları ısıtacaktım. Ama öyle bir döneme girdik ki Arven asla izin vermiyor. Sürekli bir şeyleri incelemek istiyor. Bir odaya bıraktığımda artık peşimden gelmeye başladı. Sanırım daha zor bir dönem olacakmış gibi geliyor bizim için. Çünkü hareketli ve artık kendine zarar da verebilir. Yani herhangi bir kazaya çok müsait evde gezerken ve evdeki her şeyi toplamam gerekecek galiba. Tam o sırada da bir tane kargo açmıştım ya Arven'in oyuncakları. Dedim onları halledeyim de onlar belki onu birazcık oyalar. Şimdi size onu göstereceğim. Yıkamak istedim her şeyi ağzına aldığı için. Ve yıkarken de bu Green Clean'in temizleyicisini kullanıyorum. Onu paylaşayım dedim. Bitkisel içerikli bir temizleyici. Çamaşırları için de aynısını kullanıyorum. Gerçekten çok çok memnunum. Hem böyle hemen onları hazırlayayım dedim. Sonrasında da Arven'e veririm ve oynar. Çok güzel vakumları bu arada denedim. Şimdiden sabırsızlanıyorum Arven'in vereceği tepki için. Arven'in ikinci uyku saati. Birazcık kendinden geçti artık uyku sinyalleri vermeye başladı. Bunları anneme devredeceğim ve şimdi ben gidip Arven'i uyutacağım. Ben kaçtım. Herkese yeni bir günden günaydın. Daha henüz tam ayılamamışken Arven'le mesai çoktan başladı bile ve bugün sabah mesaisi bende.
Ben de hemen salona getirdim Arven'i. Genelde burada oynuyor. Oyun halısı burada duruyor ama bugün şöyle bir değişiklik yapıp böyle köşeye aldım. Hatta yastıklarla da şöyle bir düzenleme yaptım. Hem böyle bizim salonu kullanmamıza engel olmayacak bir düzen olmuş gibi geldi. Hem de böyle sabit orada kalabilir diye düşündüm. Çünkü genelde hayatımız burada geçiyor. Benim de birazcık işim var, onları hallederim dedim. Daha sonra biraz orada oyalandık ve şimdi de aynanın yanına aldım. Herkes uyuyor bu arada. Arven de biz ayaktayız şu anda. Ben bu hikayenin sonunu bildiğim için daha önce yıkamıştım. O yüzden içim rahat şu anda. Şu şekilde vakumlarıyla burayı yapıştırıyorum. Şöyle. Bu arada ben bunun 25'li setini almıştım. İçerisinde de böyle 1-2 tane sadece küçük parça var. Yani bunların teklisini düşünün. Şöyle piyon gibi. Onları ayırdım şu anda. Ağzına attığı için ne olur ne olmaz diye. Sizin de aklınızda olsun. O parçaları vermeyeceğim. Dişini kaşıyor sanki şu anda. Evet. Bakın bu oyuncaklar. Tut anneciğim. Gel bir şey deneyelim. Evet. Aferin. Harikasın. Aferin sana. Şunu göstereceğim. Bakın böyle birbirine de yapışabiliyor. Bakın kaçağa bakın, tam salondan geldi buraya ve az önce burada bir ağlama vakası yaşandı kitaplara dokunmasına izin vermediğim için. Olmaz, ver bakalım. Aa, çok fenasın Arven. Gel geri gidiyoruz şimdi. Onu geri getirdim ve bu sefer şu oyuncağı verdim eline oyalansın diye. Bakalım ne yapacak. Buradan emekliye tekrar kitaplığa gidiyor. Biraz daha oyalanır galiba şimdi. Bakın bakın, hıza bakın. Nereye küçük? Hedef belli. Dur anneciğim. Dur güzel kızım. Toz haznesi çıkarıldı. Bak oyuncağın girmiş buraya Arven. Meleğim dur anneciğim, açalım. Açalım güzel kızım. Toz haznesi takıldı. Günaydın. Bir pazar gününden herkese merhaba.
Bugün pazar ve vlogumuz hala devam ediyor. Birkaç gündür ara ara sizlere Arven'le hayatımız nasıl geçiyor, evde neler yapıyoruz, bunları size yansıtmaya çalıştım. Dün bildiğiniz gibi Arven'le ben ilgilenmiştim sabah. Sinan birazcık dinlenmişti. Ve şimdi bugün de Sinan Arven'le beraber ben işlerimin başındayım. Kahvelerimizi içtik beraber. Genelde kahveyle başlıyoruz. Gerçekten o da ben de çok seviyoruz kahve içmeyi. Onun dışında her gün çalışan Raşel'imiz yine iş başındaydı. Ve Arven'in tepkilerini gördünüz. 10. ay bitti neredeyse, 11. ay dolmak üzere, 10+20'lerdeyiz şu anda. Ve Arven emeklemeyi çok büyük oranda Sinan'ın çabasıyla başardı ve artık şu anda bizim peşimizden evde gelebiliyor durumda. Ya da bir ses duyduğunda o sese yönelebiliyor durumda. Bu da bizi güldürüyor, mutlu ediyor. Bazen onun keşfetmesini izlemek her şeyden daha keyifli geliyor gerçekten. Annem şu anda kahvaltı hazırlıyor. Arven'e muzlu pankek yapmış. Onu da hafifçe çektim belki size fikir olur diye. Ve o sırada sizinle artık bugün bu vlogu tamamlamak istiyorum. Ama daha önce açılışını yaptığımız bir buhar makinesi almıştık hatırlarsanız. Ve onun nasıl çalıştığını, nasıl etkilediğini bizi denemeden sizlerle paylaşmak istemedim. O yüzden de vlog birazcık uzamıştı. Şimdi onu da gösterip artık bugün vlogumuzu kapatmak istiyorum. Hiç daha fazla uzatmadan buhar makinemizi size anlatmak istiyorum. 2 gündür deniyoruz ve gerçekten biz etkisini fazlaca gördük. Çok büyük bir yatak odamız yok aslında. Ya da çok küçük de sayılmaz. Çok orta, ideal seviyede diyebiliriz. Ama ona rağmen bence çok çok güzel etkiledi. Bir tane nem ölçer almıştım ama o henüz yetişmedi. Keşke şu an odanın nem seviyesini ölçüp o şekilde de yapabilseydim. Ama mutlaka ilerleyen vloglarda buna yer vereceğim. Çünkü özellikle kaloriferler de yanmaya başladıktan sonra kışın evdeki odadaki hava, nemsizlik birçok kişi rahatsız ediyor. Özellikle alerji problemi olanları. Dolayısıyla birçoğunuzun da çok önemseyeceğini düşündüğüm bir ürün. Faydalı olabilmesini umuyorum bizim tecrübelerimizin. Dediğim gibi biz dün gece uzun aralıklarla çalıştırdık ve gerçekten etkisini gördük. Daha rahat nefes alabildiğimizi fark ettik. Gözlerimin eskisi kadar rahatsız olmadığını, yapışmadığını fark ediyorum. Ve şimdi de size kullanımla alakalı birkaç detay vermek istiyorum. Öncelikle tabii ki her üründe olduğu gibi kullanım kılavuzunu güzel bir şekilde okudum. Ve özellikle şundan bahsediyordu. Ürünü ilk kez çalıştırmadan önce oda sıcaklığında şöyle bir yarım saat kadar bekletmeniz öneriliyordu. Ve biz zaten bunu yaptık. Hazır su kullandık. İçerisinde su bekleyeceği için kireç gibi durumlarla karşılaşmayı en azından bir nebze de olsa önlemek amacıyla. Otomatik olarak nem algılama sistemi var bu üründe. Ve şurada bir LED gösterge paneli var. Öncesinde de şu içini göstermek istiyorum size. Şöyle bir kapağı var. Açıyorsunuz ve buraya maksimum seviyeye kadar su dolduruyorsunuz. Biz 2 gündür kullanıyoruz ve şu ana kadar gördüğünüz gibi daha sadece neredeyse bir seviyeye inmiş. Gerçekten bu suyunun uzun süre gideceği anlamına geliyor. Zaten suyu bittiğinde de otomatik olarak kapanma özelliği var. Bu da önemsediğim özelliklerden bir tanesiydi. Dolayısıyla bu anlamda da sorun yaşanmayacak. Şimdi birazcık düğmeleriyle alakalı birkaç şey söyleyip sonra bitireceğim. Ama karşı kameraya geçeyim çünkü bu şekilde çok zorlanmaya başladım. Evet, şöyle Derma'nın F301 olan modeli bu ve şu kısım LED'li. Diğer 300 olan modelinde bu kısım düğmeliydi. Kıyaslarsınız siz. Şöyle bir power tuşu var. Bakın başlatıyorum. Ve şu anda burası kırmızı yandı. Geçenlerde açtığımda ilk kez hiç kırmızı yanmamıştı. Bu kırmızı ışık ortamın nemsiz olduğunu ifade ediyor şu an için. Ve bu arada pencereyi de açmıştım ya az önce. Sanırım onunla da alakalı olabilir. Pencere açıkken zaten çalıştırmamanız gerekiyor. Hatta oda içinde baz aldığı için kapının da kapalı olması da yine önemli bir nokta. Evet, pencereyi kapattık. Ve şu anda sadece bu oda için çalışıyor durumda. Bakın şurada bir dokunmatik düğmesi daha var. Şimdi oraya bastığımda bu mavi ışık en yüksek seviyede nem ürettiği anlamına geliyor şu an için. Değiştiriyorum. Yeşile döndü. Orta seviyede nem ürettiği anlamına geliyor. Ve bu da sarı. Daha düşük seviyede nem ürettiği anlamına geliyor. Ve 3 saniye kadar basılı tuttuğumda otomatik nem seviyesini kendisi ayarlayacak bir ayara geçmiş oluyor. Bakın bu arada da üstten çıkan nemi görüyorsunuz. Görünüyor mu? Ben çok net görüyorum ama bakın. Akış birazcık belli. Bu arada soğuk buhar veriyor. Böyle bir ürün. Çok sesli değil ama geçen gün Instagram'a çekerken fark ettim ki kamerada biraz daha böyle saç kurutma makinesinin sesiymiş gibi çıkıyor. Ama aslında öyle değil. Böyle çaydanlıkta birazcık su kaynarmış gibi böyle derinden ve çok hafif geliyor aslında sesi. O anlamda da beni hiç ama hiç rahatsız etmedi. Normalde böyle sesli konulara biraz daha hassas biriyim aslında. Şöyle yine en yüksek seviyede mavide çalışmaya devam edebilir.
Evet, genel olarak nem makinesi, buhar makinemiz bu şekildeydi. Aklıma gelen ilk özelliklerini de, ilk tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yine linki olarak aşağıya bırakırım. Eğer düşünürseniz bakabilirsiniz. Yorumları da zaten çok güzeldi. Ve şu anda bakın buhar o kadar hızlı çıkmaya başladı ki. Size göstermek istiyorum. Ama benim gördüğüm gibi görünmüyor kamerada çok ilginç bir şekilde. Keşke görünebilseydi. Evet, yakaladık bence buharı. Ve evet, merak edenler için buhar makinemiz de bu şekildeydi. Umarım sizler için bir fikir olmuştur. Bu vlogla beraber son birkaç günümüzde sizi de evimizde misafir etmek, birkaç günümüze eşlik etmenizi sağlamak istedim. Umarım güzel bir şekilde yansıtabilmişimdir. Umarım yaptığım alışverişler, paylaşımlarım size yansıtabildiğim kadarıyla hepiniz için fikir olmuştur. Kendiniz için bir şeyler bulabilmişsinizdir. Evli, bebekli hayat için tavsiyelerinizi de sizler bana iletirseniz ben de bundan çok mutluluk duyarım. Yorumlarda bana bunlardan bahsetmeyi ihmal etmeyin lütfen. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız bu beni çok mutlu eder. Vakit ayırıp izlediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.